Merhaba kanka. Selamlar Tolga'cığım. Benim yerimde gözün mü var? Çökmüşüm. Evet, seni indirmeyi planlıyorum tahttan. Evet, böyle yerimde. Artık sahibi ben olacağım. MacBook. Arden'le beraber. Evet, bugünkü konumuz, ofis içerisinde tartışma konumuz. Arden'in kullandığı abuk sabuk bilgisayar. Ben az önce dedim, mikser kullanıyor. Bilgisayar değil yani. Yani bir insan böyle bir bilgisayarı niye kullanıyor? Yani biz ofiste kullanmıyoruz. İnceleme odasının en altında duruyor. Hani firma istese de geri göndersek diye orada kullanılmayı bekliyordu. Markayı kapat, markayı kapat. ya olmadı şu şeyden koy. Böyle yeşille kapat. Bir yapıştı. Yani ürünü kimse almadı, kullanmadı. Arden en son aldı ve en son bir tane bilgisayar olmasına rağmen arkadaş normal hayatta da alıp kullanıyormuş. Evine falan götürüyormuş hatta. Bak bak evine falan götürüyormuş. Arden bunu kullanır diyordum. Casper, Nirvana. Ama... Arden'in ayrı bir şeyi var. Sempatisi var Casper'a. Gerçekten ayrı bir sempatim var Casper'a. Yani Casper'ın ama ürünleri güzel. Doğruya doğru koyuyor. Fiyat performansı fiyat güzel. Fiyat performans ürünü yapıyorlar. O doğru. Tolga için Samsung neyse Arden için Casper diyorlar. Yani Berke için de Apple. Senin için de Apple. Yani. Şimdi evet. Ürünün markasını kapattık mı? Yani şey şu an marka ürünü. Şimdi Arden'in olay bu. Ben diyor şeklim böyle diyor ama ürün şöyle bir saçma arkadaşlar. Orada böyle çıkacak. Bir tane klavye var. Surface ayrılıyor filan. Surface gibi aynen. Ya bir Surface ama değil. Yani bu bir olmaya çalışmış. Evet, ama böyle bir böyle kullanabilir. Böyle bir klavye. Bu mesela yelle beni yelle. Aynen. Böyle yelleniyorsun. Böyle. Bu işe yarıyor klavye. Ürünü ben üretmişim gibi utandım. Klavyesi fena değil. Ne yalan söyleyeyim. Dışı da güzel aslında. Şu an çeviremiyorsun derin ama. Derin XPS'nin klavyesine benziyor. Klavyesi güzel. Buradaki deri de. Hani, arkasındaki deri bak, de güzel aslında. Buradaki derinin hassasiyeti. Bu gerçek deri olabilir bak. Bu imitasyon gibi durmuyor. Şimdi. Yalnız gel geleli buraya. HTC One M7'nin. Evet, çerçevelerde biraz sıkıntı abi, var. Abi HTC One M7'nin telefon olarak çarpılmış varyasyonu ya. Boom sound speaker. Aynen bu da bak bir dakika dur. Allah'ını bir saniye. Ben bunu olayım. Yapan mühendis ölmüş. Tamam. Kör oldu. Gönül rahatlayayım. Kalınlığı herhalde 2 santim falan. Şuradan şöyle şey yapalım. Bunu herhalde insanların tablet gibi kullanabileceğini düşünmüşler. İkisi bir arada yapmadan önce hani böyle bir fikirleri varmış. Ama artık yani şöyle bir yandan bakarsan MacBook Air klavyesi yani alt tarafı izlenim veriyor, incelmiş ama. Evet, MacBook'un kapalı hali tablet olarak karşınızda. Evet, kapalı MacBook Pro kapalı olarak. Ay, hakikaten Air dersen buna Air'e hakaret olacak. Evet, Air de değil. Bu MacBook Pro'dan da kalın ya bu. Aynen. Yani tablet desen tablet değil, bilgisayar desen bilgisayar değil, Ultrabook desen o da değil. Ne bu Ultrabook yani? Olmayı bu böyle hani fast food restoranlarına falan dikey televizyonlar oluyor ya, burada hamburger resimleri dönüyor böyle. Ne almak istiyorsa onu seçeceksin falan. Kiosk. Bundan başka bir şey olmaz ya. Arda sen Batman fanı mısın? Bir de bak dönüşte 2 saat. Bu da Windows'un üstün başarısı. Bir daha döndür bakayım ne kadar hızlı dönecek. Evet. Bir daha döndür. İşte bu. Yüksek performans. Bu klavyeyi üreten de öldü. Bölebiliyor musun bari? Bölebiliyorsun. Hiç elini alıp böyle elinle kullanacağım diye bir gazın oldu mu bu abuk sabuk tableti? Dizi izlerken oluyor. Yani video izlerken klavyeden bağımsız. Berkay gel bir de Hakkı Alkan'a gidelim. Hakkı Bey ne diyecek? Ürünü de götürür tabi tabak gibi onu da götürür. O klavyeyi de tabi. O klavyenin arkasını. Evet bir de Hakkı Bey ne diyecek? Merakla ofis içerisinde geziyoruz. Biz Tolga'yı da Arden'in bu ürünü kullanmasına bir anlam veremedik de. Bunu sana da sormak istiyoruz. Arden kullanıyor. Onu. Maşallah içeride de ötüyor. Arden sen bunu kafana silah dayadıkları için mi kullanıyorsun abi? Hayır, ben de özgür fiyatlı bir adamım. Bu arada bir şey varmış abi. Sesten çok. Abi zaten tasarım HTC One M7'nin çakmasının tablet var ya. Bu son var abi. Abi şuraya böyle HTC logosu ekle. HTC şey. Bak vallahi konuşsam var ya HTC ile konuşuyormuş gibi. Alo. Aynen. Vallahi aynen.
Ya yemin ediyorum bak şuradaki rüzgara bile aynı. Bak renk bile aynı. Çerçeve kalınlığı. Abi HTC değil mi? Aynen öyle. Alo. Abi memnun musun peki? Ben memnunum abi. Yani kendi taşıma oturamadım abi. Hani değişiklik oluyor. Ama çözünürlük biraz tırt. Çözünürlük tırt. Çözünürlük tırt biraz. Çoğu şey tırt bence. İşlemcisi ne? Kore. Yeni şeyle aynı. Kore mi? MacBook Line. MacBook Line abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sıkıntılı sayfa izlemiyorsun açtık ama. Sen YouTube'da 60 FPS açınca 3-4 tane video açınca jortluyor mu bilgisayar? Jortlamıyor. Çok nasıl jortlamıyor? Çok enteresan ama jortlamayı görmedim daha. Eğer jortlamıyorsa MacBook'ta niye? Ben 60 FPS açtığına inanmadım. Ya birkaç tane 3-4 tane açmıyor. Sen bu arada 60 FPS'nin ne olduğunu biliyor musun? Bu yürek bir daha çek abi. 60 FPS nedir Arda? 60 FPS görüntünün hızı abi. Saniyede kaç kare geldi? Hızı mı? Kare geldi. Kare geldi. 60 tane. Kare geliş abi. 1 saniyede 60 tane. Ya tamam ne demek istediğimi anladın bence de. Öyle değil. Yani bu arada klavyesi de güzel abi. Klavyesi, evet klavyesi çok güzel. Bir de gerçek deriymiş böyle. Şurası. Uf. Ele... Neyin derisi mesela abi? Ben hiçbir hayvanım. Bence sığır, sığır derisidir abi. Peki bu nasıl oluyor? Böyle kapatıyorsun. Aynen. Bir insan bunu ama taşımaz orada. Abi ya. Burada ismi gözüküyor. Arden tarz bir adam. Yani bak bu biraz şey Burberry tarzı falan böyle. Çıktırıyor yani. Abi. Kızlar yürüyor mu abi böyle bir şey olunca? Yok çok değil. Yani çok değil. Yani. Yalnız bu kirlenince ne yapıyorsun ki kirlenmiş şu anda? Kirlenmiş abi. Hatta o kirlenmenin bir tık üstü nasıl, bence. Nasıl temizleniyor hiçbir fikrim yok. Nasıl becerin lan bunu? Ben yapmadım abi. Yalan konuşma. Ya bu arada gerçekten mesela bir kirlendi. Yok yapsam kirlendi derim ya. Abi o çok kötü ya. Bu kirlenmiş ve bu olay kötü işte. Ama güzel bir bilgisayar. Ağır be abi. Ağır tamam, abi. Korem abi. Şey de Korem ama. Bu ne abi ya. Çok ağır abi. Pil süresi ne kadar? Bir de MacBook Pro'dan kalın ya. 5 saat gidiyor. Abi 5 saat. Tamam. Ya o cihaza değil. O sistemine. Aynen öyle. Windows hangi cihaz? Hem şarjı iyi gitmiyor, hem performansı iyi gitmiyor. Benim var ya abi, fena değil diyorlar 10 saat. Yeni çıkanlar artık. Abi hiçbir Windows PC 10 saat göremez. Ya benim Fujitsu'm görüyor ya. Ya bazı ürünler görüyor artık. Yani yeni geliyor. Bu arada mesela bunu aldın ya. Yani bunu buraya koyup şunu açacak mısın gibi bir hissi var. Evet ama sonra alışık. Bir iki açılışlar. Abi şöyle bir hani ilk acemilik yapıp böyle bir açsana ne oluyor falan bakalım. Aynen bak abi geldi ya Allah'ım çok mutluyum. Allah'ım şükürler olsun. Flash TV'de unboxing. Allah'ım çok sağ ol. Ben ne yaptım da bunu verdin. Allah'ım çok sağ ol falan. Tata. Yani direkt bu olmadı be abi. Yani çünkü öbür türlü bayağı ağır bir şey kalman gerekiyor. Ya bana böyle bir ailem hediye diye bunu alsa hiç kutusundan çıkarttığımda şu müziği çalarım. Ne ettim de bana bunu aldın? Hangi suçumun karşılığıydı? Ne yaptım? Ben bunu almayı hak ettim. Falan abi diye. Şimdi bak adam günün sonunda kızların ilgisini çekebiliyor. Hızlı yazı yazabiliyor. Bir performansı idare ediyor. Peki bunu üreten mi suçlu, para verip satın alan mı yoksa satan mı? Abi bunu üreten suçlu. Niye? Çünkü bu deneyimi HP'nin yapması lazımdı. HP yani çok büyük bir şirket abi. HP neden böyle bir şey yaptı hiç fikrim yok ama. Ya şey olayı bomba değil mi ya? Hakikaten ya Allah belanı versin. Bak, abi HTC One M8 değil mi abi? M7 abi. M7 aynen. M8'i de benziyor bak. Abi bu arada bu bir savaş aracı olarak da kullanıyorum. Şuradan tutacaksın arkadan böyle gerilip dağın diye. Efsane abi ya. Ne vereyim abime? Çay tepsisi olarak. Tepsi de olur ha bundan. Dijital tepsi üstünde mesela ne istersin falan seçeceksin. Şey bunda akselerometre var mı? Şey mi? Böyle bir... Geliyor ama çok hızlı dönüyor işte. O da Microsoft'un şeyi. Mesela şöyle. Mesela pinball mu neydi o var ya. Ha, onunla oynayamazsın abi. Abi günün sonunda herifi kurtarı buyur abi. Asfalt yükleyip bakmak lazım bize. Niye Hakkı abi bölüyorsun? Efendim? Niye böldün Hakkı abi? Özür dilerim. Peki abi şu neye hizmet ediyor? Hiç bunu merak etmiyorsunuz. Bunu bir sonraki videoda paylaşacağım. Şu tek işe yarıyor mu? Yarıyor abi. Tamam. Tırtıklı şuraları. Onu bir sonraki videoda anlatacağım abi. Ben bunu ne için kullanıyorum? Boğumlu ve tırtıklı. Tamamdır. Görüşürüz.